Sonuç gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet, önümde neler var? FED faiz kararını açıklamıştı. 50 bas puan normları arttırmıştı. Dün de Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak onlar da 50 bas puan arttırdılar. İçeriye bakacak olursak Merkez Bankası piyasa katılımcı anketini yayınladı. İşte dolar kurundan enflasyona, cari işlem açığına kadar pek çok beklentileri rakamlarla yansıttılar. Bu rakamlar peki gerçeği yansıtıyor mu? Onu soracağız. Ayrıca kısa vadeli dış borç stokumuz da açıklandı. Tarım ürünleri üretici endeksimiz var. O da oldukça artmış görünüyor. Diğer taraftan dün benzine zam gelmişti. Bu akşam motorine zam gelecek. İkisi de 1 liranın üzerinde artmış görünüyor. BİSAM hem açlık hem de yoksulluk sınırını revize etmiş. Yeni bir araştırma önümde duruyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın istediği rakamın yine üstüne çıkmış görünüyor. Daha pazarlıklar devam ederken. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Surur Özbülbül ile karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, isterseniz katılımcı anketiyle başlayalım. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları, gerçekten bu katılımcılar kim, ben çok merak ediyorum. Yıl sonu dolar TL beklentisi 18.78 olarak açıklamışlar. 12 ay sonra da doların beklentisi 23.35'ti bir önceki ankette. Şimdi 22.77'ye gerilemiş. Sizce realitesi var mı bunun yani? Gerçekleşebilir mi bu rakamlar? Çiko bile tepki verdi bu rakamlara. Ya şimdi adamın biri yokken otobüsten inmiş. Bak şöyle bir köylü amca var, yaşlıca bir amca. Amca demiş, köye buradan ne kadar zamanda giderim demiş. Araç yok, yürüyecek. Adam hiç ses vermemiş. Allah Allah demiş. Adam başlamış yürümeye. Yaşlı amca arkadan seslenmiş. Bir civara içimi yol demiş. Ulan demiş, amca demiş, demin sorduğumda cevap vermedin de demiş. Niye şimdi yürüyorsun? Oğlum demiş, senin yürümeni görmeden demiş ne kadar zamanda gideceğini ben ne bileyim demiş. Şimdi yani bu anketlere cevap veriyorlar ama hükümetin ne yapacağını görmeden nasıl cevap veriyorlar bilmiyor. Yani şimdi enflasyonla mücadelede bir şey yapsalar ben diyeceğim ki evet, bu yaptıklarının sonucunda önümüzdeki sene enflasyon şu seviyede olur. Ama bu arkadaşlar enflasyonla mücadelede hiçbir şey yapmıyorlar. Daha otobüsten inmemişler. Dolayısıyla işte bu anketlere katılan arkadaşlar atıp tutuyorlar. Daha doğrusu atıp tutmuyorlar da siyasetten kendilerine pompalanan bir bilgi var. Kamuoyunda algı oluşturmak için o bilgiyi ortaya sürüyorlar. Yani şimdi bak, dünyada evde görüyoruz. Enflasyonla mücadele etmek için son derece akıllı, bilgili, yani o Fed'in bu komitedeki görev yapanlara falan bir bak. Bir de bizim Nebati'ye bak. Kabil kıyas bilgi seviyesi değil. Hem bilgi var hem deneyim var. Şimdi adamlar cansiperane çalışıyorlar. Amerika gibi, Avrupa gibi, İngiltere gibi devasa ekonomilerde enflasyonu düşürmek için programlar açıklıyorlar, ne yapacaklarını söylüyorlar ve yapıyorlar bunları. Bizimkiler ne yapıyor? Hiçbir şey. Yani baz etkisi, yaz etkisi diye geçiştirip duruyorlar. Şimdi bunlar ortadayken ekonomi bilen biri, entelektüel, yani aydın ahlakına sahip olan biri nasıl önümüzdeki sene enflasyonun düşeceğini tahmin edebilir? Soruyorum size. Ya elinde bir şey yok ki, adam harekete geçmemiş daha. Yani enflasyonu düşürmek için adam bir şey yapmıyor. Tam tersine enflasyonun artmasına sebep olacak bir sürü iş yapıyor, bir sürü vaat veriyor. Enflasyona yol açan hiçbir politikasından geri adım atmıyor. Yani bilmiyorum, ben haberleri fena takip etmem ama ya tamam artık biz Suriyelilere para harcamayacağız falan dediler mi? Demediler. Ya da işte tamam biz itibardan tasarruf olmaz diye yaptığımız israfa son vereceğiz. Bundan sonra tarifeli uçakla uçacağız. İşte devletin israf sayılan harcamalarını keseceğiz. Devleti minimuma indireceğiz falan dediler mi? Demediler. Ya bunları demedikten sonra, böyle bir program açıklamadıktan sonra enflasyon nasıl iner? Ya onların dışında işte her şey ortada. Tarım ürünleri üretici endeksi yani aylıkta %7, yıllıkta baktığımızda da %169.45 artmış görünüyor. İşte benzine zam dedim, motorine zam geliyor dedim, ilaç fiyatları zamlandı. Yani gıdada çok ciddi zamlar var. Ki bunlar daha yılbaşından sonra katlanarak tekrar önümüze gelecek. Hani o yüzden zaten o beklentiler işte 37.47'den 34.92'ye düşürüyor. Hayır, ona da bayılıyorum böyle. Zaten, nokta 42, nokta bilmem ne. Yani bu öyle çok kesin. Detaylı çalışıyoruzun göstergesi olarak yapılan şeyler.
Yani hani onlar zaten çok real gelmiyor. Hiçbirimize gelmiyor. Eminim bizi izleyen izleyicilerimize de gelmiyor da. Ben tekrar dolara dönmek istiyorum. Yıl sonu beklentisini 18.78 olarak açıklamışlar. 12 ay sonrasında gerçekten şimdiden o kuru görebilirler mi? Yani onu da revize etmişler, onu da düşürmüşler. 22.77'ye geriletmişler. Peki bunun için ne diyeceksiniz? Yani her şey ortadayken işte Avrupa Merkez Bankası var, Fed'in kararları var, içerideki dinamiklerde neler yaşandığı ortadayken. Şimdi dediğim gibi tahminde bulunmak için elinde veri olması lazım. Yoksa işte kristal küreye bakıp da 3 vakte kadar evleneceksin diyen falcı bacıya dönersin. Bir manası yok yani elinde veri olmadan, elinde bir niyet olmadan. Şimdi bakın ekonomi dediğimiz şey bir bilimdir. Ekonomik tahminler yapabilmeniz için elinizde veri olması lazım. Sadece veri de yetmez. Mesela hangi kararların alınacağına dair bir patika, bir yol haritası olması lazım. Şimdi elimizde bunlardan hiçbiri yok. Önümüzdeki sene bir de seçim var ama önümüzdeki sene sonu için arkadaşlar dolar veya enflasyon tahmini yapıyorlar. Akıllara seza bir rakam. Yani neye göre yapıyorlar? Şimdi bir adamı ciddiye alabilmek için, bir adamın öngörüsünü ciddiye alabilmek için adamın hangi veri setine göre tahmin yaptığını şey yapmamız lazım. Yoksa gerisi kahve muhabbetidir efendim. Kahve muhabbetinde de herkes bir şey söyler. Herkes bir tahmin yapar ama evet. İşte şeydir, safsatadır. Dolayısıyla bir kere elde önümüzdeki sene veya bu sene enflasyonuyla ilgili tahmin yapmamızı kolaylaştıracak, buna yarayacak bir harita yok. Bir yol haritası yok. Evet. Tamam. Ama peki Murat Bey bir de şunu sormak istiyorum. İşte yıl sonu beklentisi 18.78 demişler ya. Hani bu baskılamayı böyle birazcık salacaklar anlamına mı geliyor bu? Yani aslında bu çok düşük bir seviye. Buradaki bütün mesele şimdi el alem para veriyor. Verdiği parayla işte içeride dövizi baskılıyorlar. Ama orada borç stokun artıyor. Şimdi kısa vadeli borç aşağı alaya çıkmış. Merkez Bankası'nın kasası da -60 milyara dayanmış. Şimdi bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Yani ben bir örnek vereyim. Seyirciler ne dediğimi belki ne demeye çalıştığımı daha iyi görebilir. Şimdi bir adam düşün. Tefeciye borcu var. İşte senetler protesto olmuş falan. Tefeci artık adama çökecek. Adam tefeciye gidip derse ki kardeşim ya senin bak şurada bir işin var, bir düşmanın var. İşte benim oğlan gitsin o adamı halletsin. Sen de benim borcumu bir sene ötele. Şimdi adam tefeci işine gelir, öteleyebilir ama artık iş parasal bir ilişki olmaktan veya hukuki bir ilişki olmaktan çıkıp başka bir ilişkiye dönüşmüştür. Dolayısıyla bu tip düzenlerin ne kadar sürdürülebileceğini bilmek mümkün değil. Tamam, bunu bilemeyiz. Ama eninde sonunda bir yerde patlayacağı kesindir. Yani bu işlerin bir sonu vardır. Her anormallik bir anormal sonuç doğurur. Yani sen akıl dışı işler yaparsan akıl dışı sonuçlara ulaşırsın. Bugün Türkiye'de yapılan işler ekonomi mantığına ve akla uymuyor. Uymadığını hepimiz biliyoruz ama sonuçlarına inanmak istemiyoruz. Peki ilk başta da söyledim bu yoksulluk ve açlık sınırıyla ilgili yeni bir anket geldi. BİSAM'ın anketi. İşte gelecek haftada asgari ücretin son toplantısı var. Orada işte belirlenen ücret, yani talep edilen ücret de belliydi. Şu anda bile onun üzerine çıkmış durumdayız. Kasım ayında açlık sınırı 7.818 liraya, yoksulluk sınırı ise 27.041 liraya yükselmiş. Ne olacak bu asgari ücretlinin hali? Şimdi biz dikkat edersen hep açlık sınırını falan konuşuyoruz. Tabii yoksulluk sınırından geçtik zaten abi. Sormamız gereken soru şu. Bir Türk emekçisi niye bir Alman, bir Japon, bir Amerikalı, bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan emekçisinden daha ucuza çalışıyor? Efendim diyecekler ki işte ihracat mihracat. Kardeşim adam 2000 euro emekçiye asgari ücret verirken Almanya'nın ihracatı fevkalade iyi gidiyor. Japonya'nın ya da İngiltere'nin ya da Fransa'nın ihracatında bir sorun yok. Şimdi onlar 2000 euro maaş verirken, 1500 dolar maaş verirken ihracat yapabiliyorlar da biz niye asgari ücret olarak böyle ücretler verdiğimiz zaman ihracat yapamayacakmışız? Bu tamamen bir bahane. Bu beceriksiz iş adamlarının emekçinin cebinden çaldığı paranın üstüne yatmasının gerekçesi. Ya sen adam gibi ücret veremiyorsan o zaman iş yapmayacaksın kardeşim. Yani eğer o işi adam gibi ücret vererek para kazanacak şekilde yapmayı bilmiyorsan yapmayacaksın. Herkes iş yapacak diye bir şey yok. Sen de git bir şirkette çalış.
Asıl sorunumuz bu. Bak hepimizi buraya kilitlediler. Efendim açlık sınırını geçecek biz. Ya kardeşim açlık sınırını geçmek bir marifet değil ki. Yani 10 bin lira ücret verseler ne olacak? 10 bin lira ücret bugün bir paraymış gibi görünüyor. 2 ay sonra bir para olmayacak. Bir sormamız gereken şey şu. Niye ben dünyadaki diğer eşdeğerlerimle aynı ücret almıyorum? Aynı sınıftaki ülkelerle aynı ücret almıyorum. 2. Niye benim ülkemde enflasyon Türkiye'ye eşdeğer ülkeler yani bunu derken tabii Venezuela, Arjantin falan kastetmiyorum. Yani aklı başı yerinde işte bir Avrupa evet. ülkesi. Bu onunla eşdeğer değil. Dolayısıyla sormamız gereken soru yanlış. Yani bizi yanlış yere sürüyorlar. Biz derken tabii seni beni kastetmiyorum ama tartışmayı açlık sınırı etrafında dolandırıyorlar. Ve bunu sendikalar yapıyor. Kardeşim niye açlık sınırı? Evet. Niye? Evet, kesinlikle çok haklısınız. Peki. En sonunda şunu sorayım. Avrupa Merkez Bankası da beklentilere paralel olarak 50 bas puan arttırdı. FED de aynısını yaptı. Herhalde zaten bunlar da fiyatlanmıştı değil mi? Önceden öngörülendi. Çünkü beklenilen yani, gerçekleşmiş. Türkiye'de artık fiyat mekanizması çalışmıyor ama uluslararası piyasalarda çalışıyor. Bunun için işte dolar euro paritesi hemen normale döndü. Bir ara biliyorsun euro doların epey bir altına düşmüştü. %90'lara kadar düşmüştü. Parite normale döndü. Ya bu konuda konuşmadığımız bir şey var. Onu 3 satırla değinmek istiyorum izin verirsen. Dünyada başka şeyler oluyor bak. Şimdi Amerika yeni bir atom reaktörü icat ettiğini duyurdu. Bu füzyon enerjisine dayanıyor. Dünyadaki yani bu alıştığımız işte efendim petrol stratejisi yapanlar, doğalgaz stratejisi yapanlar, kömür, emtia falan filan diye konuşanlar var ya. Mesela bu olay paradigmayı komple değiştirebilecek bir olay. Mesela bakın Türkiye'deki ekonomistlerden hiçbiri onu konuşmuyor. İşte efendim hala Türkiye doğalgazla hap mı olacak, petrolde yol mu olacak, işte şurada petrol bulduk, şurada doğalgaz bulduk diye şeyler uçuşuyor. Haberler, hayaller uçuşuyor. Ve adamlar dünya enerji üretimini ve tüketimini kökten değiştirecek bir şey yapmışlar. Ama hiçbir ekonomist veya hiçbir yorumcu mesela bu konuyu konuşmuyor. Bu olursa var ya buhar makinesinin keşfi kadar önemli bir değişiklik. Adamların elinde neredeyse bedava sınırsız bir enerji olacak. Sen hala uğraşırsın ki doğalgaz faturasını ödeyeceğim diye. İçeride ekonomistlerin de konuşacağı, hesap edeceği ve aklının yetmediği çünkü mantığın dışında olan o kadar çok şey var ki maalesef onlarla ilgilenemiyorlar. Yani herkes haklı. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.